hem İmam Rabbani Hazretleri itikatta müçtehit olması hasebiyle hem Ehl-i hassasiyetleri e, ve Şia'ya reddiye şu anda İran'ın durumu ortadadır. Türkiye'yi e, karıştırmak istiyor. Bir taraftan da gördüğünüz işte seçimlerde Saadet kanalıyla <laughs> mezhepçilik yaparak e, bir aday tespiti yapılmasında ben öyle inanıyorum İran'ın çok rolü var. Çünkü Saadet'in bu işte öne geçmesinden onu anlıyorum. Allah'ın zirvede ve öngörülerimde yanılmam. E bir taraftan Hudapar meselesi var tabi. Hudapar'ın da e, eski bir İran şeyi var. E, efendim geçmişi var. İrancılık diyelim. İrancılık geçmişi var. E, Suriye olaylarından sonra biraz tabi savunulacak hali kalmadı İran'ın. Haçlı Şabiler eli sünneti kesip doğradıktan sonra ırzına tecavüz ettikten sonra tabi Kasım Süleymaniler falan. Ve lakin tabii tabi orada da o zaaf var Hüdapar içinde. Orayı da bir şekilde tabi ee, hükümet içinde de İrancılar var. Yani bunları tabi biz az çok tanıyoruz biliyoruz ben. 40 senedir 50 senedir en az 40 senedir iyi biliyorum bu işleri 80'den beri. içindeyim yani dolayısıyla onların montelemesi sebebiyle orada da bir sıkıntı var yani daha paracağım de. Yani İran'ın e, kendi başına bir devlet olarak müstakil durmadığı, ikide bir mezhep ihraç etmek için memleketleri karıştırdığı, ajanlar, Şapça, şey, şey, MIT'in raporu var. E, haberlere yansıdı yani. Ajanlarla uğraşıyoruz. İşte yani dünyanın tabii bütün siyasından Mossad, CIA'inden Amerika'sından Rusya'sından her devletin bir şeyleri. Alman'da çok çalışır. Almanlar'da çok ajanları var. Türkiye'yi karıştırmak için hepsi çalışırlar. Ama yani işte yakaladığımız, ulaştığımız, neyse işte oyunlarını iptal ettiğimiz veya farkına vardığımız yani yüzde yetmiş, 75 yüzde yetmiş, yüzde beş İran ajanlarıyla uğraşıyoruz diye MIT'in şeyi var. Özelde de yani bunu konuşulan bir ortamda bulundum yani özelde de. Bunu anlattı bir yetkili. Lakin haberlerde de ben işte devam, kaç aylar evvel ben de ilan etmiştim. Yakalananlar oldu yani yakalananlar oldu tabi. Her yakalanan da medyaya yansımıyor. Dolayısıyla İran e, rejiminin Şia mezhebinin ihracı e, haysiyetiyle çok büyük planları var. E, bu şimdi tabi zaten <laughs> Irak'ı perişan etti. Suriye'yi perişan etti. Ondan sonra Yemen'i perişan etti. Husiler de, o destek, İran destek verdi falan. Yani en az e, Müslüman alemde İslam ülkelerinin en mühimlerinden e, üç devlet şu anda gördüğümüz kadarıyla el şeyde de var tabii. Lübnan. Lübnan'da da İsbullah meselesi var tabii. orada Lübnan'da da çok. El üstleti çok zaafa uğrattı. Çok zaafa uğrattı Lübnan'da. Yani ehl sünnetle hani Müslümanız birleşelim yok. Burada Yahudi Hristiyan'dan beter. Müslüman ehl sünnete zararlar verdi. İşte akkar müftüsü, Lübnan müftüsü vs. Biz hepsini görüşüyoruz yani. Efendi Hazretimiz Müceddet'in ilan eden Şeyh Efendi, Hüsamir Fah Efendi Hazretleri. Yani dolayısıyla Libya'da o kadar diyemem. Tabi Libya'da Selefi Vehhabi tarafı Libya'yı mahvetti. Yani şu anda bile bölük börsük bölünmesine sebebiyet verdi yani. Ve lakin e, tabi İran e, şiasının, yani rejim şia rejiminin en büyük hedefi Türkiye'dir. E, ondan dolayı Türkiye'de Şii birinin e, devletin başına geçmesini çok isterler. Onu zaten saadet kanalıyla bayağı bir şey yaptı. Ama saadet tabi elhamdülillah bizlerin de e, beyanlarıyla, Müslümanların da şuurlarıyla e, Maalesef bazı hocalarımız bile hala saadetçi olan hocalarımız usulü fıkıhçı oldukları halde yani hidayet bulamamışlar bu konuda yani bu konuda. Öyle bir şey var ama e, 0.5'e e düştüğünü söylediler yani açık oturumlarda. Bu çok iyi bir şey tabii. Müslümanların şuurlenmesi, batıla gitmemesi falan. E ve lakin o olan oldu yani aday tespitinde vesairede Son bütün toplantılar biliyorsunuz altılı masada Saadet'te oldu. E ve 3-4 toplantı yani sanki başkalarında masa sandalye yok. Yani o hep öne geçme olayı, aday ilanı olayı falan hep Saadet'te. Onları hiç anlamadı kimse. Hani dedim ki burada İran şeyinde var. Fakat maalesef son dakikada biz de gol yedik. Kurdeyapar şeyinde ben anladığım kadarıyla ya tabii hükümette de Şia ile yakınlığı olanlar var. Ee, onlar e, yani İran şeyle yani rejimini dolayısıyla e, oradan yine bir e, oradan da bir gol yendi yani bir zarar geldi gibi ben öyle anlıyorum benim e, öngörülerim bu şekilde. Hasılı kelam yani şairinin e, bozukluğunu, itikadının bozukluğunu e, anlamadan ya tabi İran rejimini de anlayamazsın. Bu sefer İran rejiminin eli sünnete ne kadar düşman olduğu <laughs> ve bu düşmanlık uğrunda eli sünnet bunu yapmaz ama Şia bunu yaptı Suriye'de ırzlara tecavüzden tut. Efendim insanları kesmek, doğramak, biçmek eli sünnete neler ettiler? Haçlı Şabi Irak'ta da yaptılar, Suriye'de de yaptılar. İl Kazım Süleyman'ı, Tukayları. E şimdi bunu Müslümanlar çok geç anladılar. Ondan evvel çok İrancılık vardı. İslam Cumhuriyeti'ne kanıyorlar. Adı İslam diye. Ne İslam ya? İslam'la ne alakası var? Ayşe radıyallahu anh'a iftira yapar. Ebu Bekir Sıddık Ömer'i sevmeyen İslam mı olur, Müslüman mı olur? Kur'an eksik diyen, Musaf eksik, ayetler eksik diyen. Ayet inkar ediyor zaten. İnna ne ham zikra ve Biz Kur'an'ı indirdik, onu biz koruyacağız diyor. E bu Kur'an'da bu ayet var mı? Var. Onların Kur'an'ında da var. Onların Musaf'ında da var. E nasıl sen diyorsun ki daha eksiktir? Allah koruyamamış mı o zaman sözünü tutamamış mı falan. Yani bunlar Müslüman denecek tarafları yok. Hal böyle olunca da Türkiye üzerinde çok büyük emelleri var ve planları var. Ve tabi Selefi ve abi akımı bir yandan çok ilerliyor, ön veriliyor, yol veriliyor. Buna da işte tabi kaniyem. Ee, fakat İran ee, rejiminin ajanları gizli iş yaptığından, takiyeli iş yaptığından ee, o biraz çok açığa çıkmıyor. Hani öbürleri gibi böyle konuşmacıları, hatipleri, siteleri, şunları, bunları kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıfları e, zahirde görükmüyor. E, görükmüyor ama mesela işte Mehmet Emin Yıldırım'ın Siyer Vakfı gibi e, Ehl-i sünnet geçinen, ehli sünnet geçinenler burada çok iyi bir rol üstlenmişler. Onlar e, Mustafa İslamoğlu tabii o biraz itibar kaybetti. Fakat e, ondan ayrılanlar bir şekilde bunlar Toplumla karşılık buluyor. Çünkü işte sabi anlatıyor, siyer anlatıyor, ağlıyor, ağlatıyor bilmem ne. Millet de maalesef. Yani bu kıssadan hisselere çok önem veriyor ama o taraftan ne zehir ne, efendim ona aktarılıyor, akıtılıyor. Bunu da seçecek, temiz edecek ilim lazım. Öngörü lazım, şuur lazım, çok akıl lazım. Öyle normal hocalıkla da olmaz bu iş. ehl sünnet işleri, hassasiyeti. O bakımdan çok büyük tehlike arz ediyor. Çünkü bak bu mektupta hep bunları anlatıyor. Sahabe-i kiramın, Şia'nın ne yaptığı, sahabe-i kiramın Hz. Ali'ye karşı duran tarafına rıdvanullahu aleyhi efendim cema'in ee, sep ettikleri, hakaret ettikleri, tenkıs ettikleri ne anlatıyor? E şimdi siyer Vakfı'nın yayınlarında ne görüyoruz? <laughs> Diyor ki, Bunların hepsini ise dergi sayısı ile falan işte o Siyer Vakfı Muhammed'in Yıldırma reddiyeleri var 8-9 tane onları incelerseniz orada tabi hepsini aklımda tutamam sayfası falan yazarlarının adlarını verdim dergilerindeki falan. Ya adamlar ne diyor? Ya diyor e, ee, sahabe diyor cahiliyet taasubundan kurtulamamıştır. Yani cahiliyet taasubu ne demek cahiliyet taasubundan kurtulamamıştır? Cahiliyet şirk dönemi ya. Sahabe kur nasıl kurtulamaz? Hatta diyor bak e, aşere-i yani on cennetle mücennet on zat bunların ilk dörtü zaten 4 e, dört halife Rıdvanullah Teala al -Mecbar. onlar da diyor e, onlar dahi diyor onlarda bile kaldı diyor bu iş diyor bak ya Rabbel Alemin nasıl cehaliyet tasubu dersin buna Kur'an-ı Kerim'in ümmet ettiği zatlar radıyallahu teala ve radu. Allah radıyallahu ve Allah onlardan razı oldu diyor. Allah onlar Allah'ın sevabından razı oldu. Allah razı olur mu cahiliyet taassubunda olan insanlar? Yani ayet inkar. Böyle sahabe-i kiramın bütün yazılarda çizileri bir şeyler sokup sokuşturuyorlar. Dolayısıyla İran Şiası Selefi ve Abi dernekleri gibi, hatipleri gibi, bilmem ne gibi program da ortaya çıkmayabilir. Ama el sünnet geçinen Eşret geçinen işte TRT'de devamlı çıkarttıkları adamdı yani Ömer Tuğrul İnançer, Ömer Tuğrul İnançer devam TRT'de çıkıyordu yani. Adam iki de biraz dedi mavi mavi işte efendim ben onu sevmem bilmem ne babası şöyle Ebu Süfyan'ın anası şöyle Hint radıyallahu anh. ya Kur'an'la ayetle sabit Hint hazretlerinin e, biatının kabul edildiği ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor Allah'a estağfirullah. Allah onların günahı için Allah'tan işte hiç Allah emredip Rasulullah e, emri tutmaz mı? Peki Allah'ın emriyle istiğfar ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişi af olmaz mı? Zaten İslam'a girince el İslam mecbu muhakkak o öncesindeki şirk döneminde geçen ne varsa kesip atar yani. Müslüman olduktan sonra gerisi konuşulur mu? Gerisi konuşulur mu yani? Hz. Hamza şehit ettirmiş de şöyle mesela, ya bunlar şirk dönüp kendi Müslüman değildi ki. Yani bu, bu kadar ileri gideceksin Ömer Tuğrul bunu TRT'lerde söyledi ya. Bu adamları çıkartıyorlar. Hep ehli sünneti çıkartmıyorlar ki. TRT'ye şuraya buraya. Yani çıkanların hiçbiri eli sünnet değil anlamında konuşmuyorum. Ama bu adamları çıkartıyorlar. Öne çıkarttılar. Hala da batıla çok haris ve düşkünler. Batıla çok meraktırlar yani. Efendim. Dolayısıyla e, bunları göz ardı edemeyiz. gözü çok kazık yeriz yani. E işte i̇şte efendim e, Hayrettin Karaman. Hocaların hocası bu düzende. hocaların hocası yani. Ödül verildi daha geçen de bu nasıl olur ya? Hiçbir ehl sünnet hassasiyeti olmayan adam. Muaviye'yi sevmem diye Yeni Şafak'ta o Yeni Şafak zaten Efendi Hazretimizin ricasına rağmen kabul etmedi ve onun yazılarını devam ettirdi yani. Ki Hasan Efendi hocamız da e, ben biz konuştuk yani. Gidelim dedi ya bu Yeni Şafak bizi Hani ona bir hürmet ederler, itibar ederler Hasan Efendi hocamıza. Ya dedi gidelim memnunarif yapalım dedi. Bunu niye yazdıracağız Şey Kimseyi dinlemediler ki yani. Kimseyi dinlemediler. Dolayısıyla adam Muaviye'yi sevince sahabeden en büyük sahabeden biri müçtehit. Sahabede hepsi müçtehit değil. Muaviye radıyallahu müçtehit olduğunu i̇bn Abbas söylüyor. E, Bukhari'de yani. İnnehu fakihun diyor. Fakih müçtehit demek. Sahabe liter şeyinde, literatüründe yani. O dönem için fakih tabiri kullanıyor. Müçtehit tabiri o dönemde yok. Fakih tabiri kullanılır yani. Asr-ı saadet için konuşuyorum. E, Fakih'tir diyor yani müçtehiddir. Sahabede ki makamında bizzat yani normal bir zat değil. Müminlerin dayısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınbiraderi falan. E, Ebu Süfyan radıyallahu anh Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederi yani. Ondan sonra e, nasıl oluyor? Hint dediğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınvalidesi ya. Ehli Beyt'e giriyor o noktada yani eşlerinden dolayı. Ümmü Habibe validemizin radıyallahu teala babası annesi yani. Şimdi sen nereye götürüyorsun bu işi ya? Nereye götürüyorsun? Allah bilmedi, Resulullah bilmedi. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Sana mı kaldı sev sev, sev sen? Ne konuşuyorsun ya? Allah onlardan razı diye ayet olan ve külle vaadallahu aleyhi Allah hepsine cenneti vaat etti. Hadis suresinin ayetinde sahabenin Mekke fethinden önce Mekke fethinden sonra yok. Mekke Fethi'nden sonra Müslüman olmuşlar falan. Ya Mekke Fethi'nden sonra binlerce Müslüman olan sahabe var. Yüzlerce binlerce var. Hepsi Mekke Fethi'nden önce olmadı ki. Hicret'in 8. senesi Mekke Fethi. Mavi Eradiyan daha evvel Müslüman olmuştu. E tabi de e, o şeydi yani gizliyordu e, rivayeti kuvvet kazanıyor. Hadi açığa çıktığı dönemi itibara alsak. Vahiy yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gelen vahiyler ona yazılmış bu kadar zaman. Yani bunu senin sevmeme lüksü yok. Sevmeme lüksün yok. Ne demek sevmiyorum ya? Ya bunu Yeni Şefak'ın yazar işte. Şimdi. Kocaların hocası ödül verildi bu adama. Dolayısıyla Türkiye'de İran kafası, yani İran rejiminin Şia kafası çok yaygındır. Yani tarikatlara da bulaştı bu iş. Tarikatlara da bulaştı. Her tarikat ee, Muhammed Efendi Hazretlerimizin yolu gibi e, ilim üzere gitmiyor. Bizim tarafta artık tabi biraz sulanmaya başladı da. Ama Efendi Hazretlerimizin e, sıkı tutması e, vesilesiyle işi, Ehli Sünnet alimler yetiştirip, reddiyeci alimler yetiştirmesi berekatıyla e, tabi bozulma oranına bakıyoruz. En son Efendi Hazretlerinin tarikatında bir şey girerse gireyin yani en son. Çünkü öbürlerinde ilimle iştigal e, az olduğundan, az olduğundan böyle akademisyenliklerle bilmem ne falan bu iş düzelmez. Bu medrese usulü mektubat dersleri yapılarak İmam-ı Rabbani Hazretleri bin senenin müctehit itikatta müstehit'tir. Bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ente fil akide. Ey imam sen akidede, itikatta müstehitsin burada. İtikatta müstehitlik çok zordur yani. Maturidi, Eş'ari gibi bir bir durumdadır İmam-ı Rabbani. Hatta Maturidi Eş'ari arasında ki şeylerde, ihtilaflı konularda müdahale ediyor yani. Hatta müdahale ediyor. Bazı kere ikisinin de görüşünü tam isabet bulmayıp maturidilerin ki Hakk'a daha yakındır. Bak bak Hakk'a daha yakındır. Çok önemli bir tabir Efendi Hazretlerimiz buna çok dikkat çekerdi. Hakk'a daha yakındır. Yani demek isterdi onlar da tam isabet edemez. Mesela bir konuda yani özel bir konu için şu anda şey yap, detaya girmeyeceğim. Dolayısıyla şimdi mektubat üzerinden gitmeyen tarikatlar da bozulur. Cemaatler de bozulur. Çünkü bin yılın mü müceddidi bu zat. Müştehit yani. itikatta. O bakımdan mektubat derslerinin çok önemi var. İran'ın, e, şiar rejiminin çok emelleri Mektubatta da bakıyorsun itikatta ilgili konuların ilk seriyeti şiaret diye. Yani esma ile aile, ile sıfat ile ile ilgili falan bazı mesela işte ahirete iman vesaire böyle kısa kısa paragraflar var. Biz sırayla gittik zaten sadece şiaret diye diye bir şey biz konu seçmedik. İtikatla ilgili olan her mektup hatta kısmen de olsa falan onları da okumaya çalıştım ve birkaç mektuplar dersleri takip ederseniz e, işte çok uzun sürmez. Yani 3-5 ay, 6 ay içerisinde mektubattaki itikat mektupları derslerimiz bitecektir. Ondan sonra diğer akide-i tahavvile gibi, fıkıh ekber gibi, bedül mali gibi itikat derslerimiz devam edecektir. Çünkü bu mektubat dersi olarak devam etmeyebilir. Çünkü mektubattaki itikatla ilgili konular e, sınırlıdır. Ama o mektupların mutevalların ek serisi şair ettiğidir. Bak şurada 15 sayfa mektup tümü itikat sayılır. Yani tümü değil, 15 sayfadan var yani. Hepsi şiar ettiği konusudur yani. Bu mektup sırf. Onun için bu işin önemini buradan anlayın. 400 sene evvel İmam Abba 450 sene evvel bunlarla uğraştı. Çünkü neden? Hindistan'da da işte tabi Pakistan, Afganistan hep o zaman tabi İman hani. O zaman böyle sınırlar bu şekilde değil devlet sınırları tabi. O bölgelerde Farsça konuşan, Urduca konuşan o bölgeler yani tabi şimdi Pakistan, şu anda Afganistan, Pakistan, Bengaldeş, Keşmir, Hindistan'ın tamamı zaten yani İslam coğrafyasının şu anda hemen hemen nüfusunun yani yarısını teşkil ediyor oralar. Yarısını teşkil ediyor. Yani 2 milyar diyorsa belki bir milyara yakın nüfus oralarda var o bölgelerde. E, hep oralara etki yapmıştır İmam Rabbani Hazretleri'nin e, bu mektupları. itikadı, tahsil. Onun için bin yılın müceddedidir. Bak biz de 400 yıl sonra şu anda onun mektuplarından yararlanarak. E tabi o da İbn-i Hacer Eytemi'nin sabah hakkından almıştır. İşte efendim falan alimden falan İmam Rabbani Hazretleri de rivayet uyduracak hal yok. Aşağı ha, ayet hadis belli. Ulema'nın beyanları belli. Ama yorum vardır. Tevil yani izah vardır. Gelilleri bir araya, cem vardır, toplama vardır. Bu şekilde Kardeşi Allah Hazretlerimiz bizim e, ve bizden sonra gelecek bin yıl daha bin yılın şeyinde, 1444'teyiz yani. 656, şey 556 sene var. Muhammed Efendi Hazretlerimizin 56 sene var. E, i̇mam Rabbani Hazretlerimizin müceddilttiğinde, kıyamet kopmadan, artık Hazreti Mehdi geldiğinde i̇mam Rabbani Rabb'in de dönemi biter diğer mücedditten de şey biter. Zaten Hazreti Hz. Mehdi radıyallahu anh o da bir yüzün başında gelmek itibariyle bir yüz müceddidi olacaktır aynı zamanda. E, demek ki ama diyelim ki 2000'den sonraya geçti kıyametin kopması. Ama Hz. Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın üzülü bu ikinci binin içindedir diyor İmam Rabbani O kesin. Yani İmam Rabbani buyurdu mu onda tartışma yok. Bu ikinci binin içindedir diyor. Demek ki o döneme kadar İmam Rabbani Hazretleri'nin tecdit e, berekatı devam edecektir. Bunları iyi anlamak lazım yani. Onlara uymak lazım. Onları dinlemek lazım. onların kitaptan okumak lazım. Onların kitaplarını ders yapan sohbetleri dinlemek lazım yani. Kıssadan hisselerle dinimizi imamızı kurtaramayız yani. Bir muhabbet olur, bir bereket olur. Bir şey değil mi? kıssaları bereketlidir. Ama kardeşim bizi buradan altımızı oyuyorlar. Vatanımızı işgal projesi var. Vatanımızı bölme projeleri var. İran burada en başı çekenlerdendir İran rejimi. Çünkü yani adam Ermenistan'la bir oluyor. Halbuki Azeriler'de de çok Caferi olmasıyla birlikte kendi mezhep taşıyla bile bir olmuyor. Gidiyor Ermeni'yi tutuyor. Caferi'nin yani Azeriler'in aleyhine çalışıyor. Yani. Bak Azerbaycan ne kadar İran'ın aleyhine en üst seviyede resmi açıklamalar yapıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz yani? Şu anda bile Altılı Masa'nın açıkladığı efendim ne diyorlar onu işte İpek yolu, Türk yolu projesinde projesinde tabi İran katkısı var. İran'a yarıyor. Ermenistan'a yarıyor. E açıkladılar projeyi. Haberlerde konuşuluyor bu. Azerbaycan'a yaramıyor. E kim arkasında bunun var? İran'a yarayıp, Ermenistan'a yarayıp Azerbaycan'a yaramaması o yol güzergahının yani altılı masanın e, CHP'nin açıkladığı yani şeyde ama o da e, de bağlıyor aynı masadalar. E, Azerbaycan yok yani. E çünkü neden? Bak İran'ın e, tehlikesini e, İran rejiminin Şia e, mezhep ihracının nerelere ne boyutlara vardığı varacağı yani şu memleketin bölünmesinde en büyük rolü oynar. Allah muhafaza etsin bir bölünme tehlikesi var ama inşallah vakı olmayacak. Üstadımız Mahmud Efendi bu sorulduğunda ee, bölünme yok dedi. Bölünme görmüyorum dedi. Elhamdülillah bu bizi rahatlatıyor tabi. Evliya Allah'ın kerameti aktır. Allah onlara kayıptan bildirir. Türkiye'nin bölünme tehlikesi var. Sorunu var ama yani vuku olmayacak diye büyüklerimizin bu kerametlerine biz inanıyoruz. Ama e, biraz da Müslüman, Müslüman uyanık olacak yani. Müslüman aklı başında olacak. Böyle şey olabilir mi? Ne oyunlar dönüyor yani. Onun için Şia'nın itikadının habasetini, necasetini, pisliğini anlamak, yani İran rejiminin özellikle konuşuyorum. Ondan sonra onunların bize hayır rüya görmediğini ve bütün ajanlarla şunlara bunlar memleketi bölmeye çalıştıklar. Maalesef e, hükümetin içinde de dünya kadar gibi. Çünkü bunların bir, bir kısmı veya yarıdan belki fazlası mı bir eksiği mi e, milli görüşten geliyor. E, milli görüş Erbakan Hoca'nın çizgisinden çıkmış durumda yani. Ondan dolayı Erbakan Hoca da İran'la görüşürdü, D8'leri kurdu devlet olarak ama e, karşı taraf takıya yapıyorsa Erbakan Hoca da takıya yapardı. O ayrı bir şey. Devletler arasındaki görüşmeler, buluşmalar, anlaşmalar onu konuşmuyoruz. Ama onun itikadının pisliğini bilirdi. Bilirdi. Kibir tayip Bey'le de e, bu konuyu bir konuştuğumuzda mesela e, onlar oho onlar. Ne itikadı bozuk adamlar onlar. Yani Şia'nın şeyini çok öne çıkarırdı yani. Mesela ben bir iki bir şey anlatırdım. O hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'i sevmemeleri, Hazreti Ömer düşmanlığı derdi mesela. E bu elhamdülillah bu şuur işaretidir, delaletidir. Ama şimdi hükümet içinde, parti içinde hepsi aynı kafada değil yani. Onun için İran arkadan cirit atıyor. Kalktı bir daha para da buraya monteledi. Dolayısıyla montelemedi yani. Montelemedi. Şimdi onu da yanlış konuşmayalım. Çünkü orada bir ittifak söz konusu olmadı. Parti amplemiyle, parti müstakilinden girmedi. Birkaç aday belki ver, alınmış, verilmiş olabilir. O da zaten herkes herkesten adaylı. Yani parti olarak bir e, ittifak mı? ama şuyu vukundan beter. O lafı tutturdu karşı tarafta tabii şimdi. Ama şimdi burada bu müdahaleyi kim yaptı yani? Bu müdahaleyi kim yaptı? İran rejimiyle e, irtibatı olan bazıları var. Ha devlet bazında itibarı, irtibatı olup devlet işi görenlere ben bir şey demem. Devlet, bir koca bir devletten hem de e, sınırımız olan veyahut da neyse komşumuz olan irtibatı kesemez yani. Ben ona karışmam ben devletin işine. Ama şimdi özel ilişkiler e, görerek efendim böyle özel e, müdahaleler yapanlar e, Allah ıslah ama bunlar tehlike arz ediyor yani. Hükümet içinde de tehlike arz ediyor. Önümüzdeki süreçte de tehlike arz ediyor. Kazık yeriz yani. Kazık yeriz. Tehlike çok büyük. Çünkü Şia'nın itikadı ile imanı bizimki uymaz yani. Biz onları öldürmek, asmak, kesmek, İran'ı bölmek bilmem ne için uğraşmayız. Ve lakin onlar uğraşıyor. Uğraşıyor. Yani çok faaliyetleri, çok ajan faaliyetleri var. Yani burada FETÖ darbe yaptığı gecede Suriye'de Zeynebiye tukayları var. Zeynebiye. Zeynebiye yani Şia'nın tukayları İran irtibatlı Suriye'de. Orada ne tezahürat olduğu, ne sevinç gösterileri olduğu videoları duruyor YouTube'da yani. Sınırda durdukları, bekledikleri, en ufak bir şeyde efendim güney doğu, doğu karıştıracakları vandan ağrı. E bunlar yani alenen söylendi konuşuluyor yani. Onların kendi içindeki e, ordudaki üst, düzey görevlileri işte paşa ayarında, şu ayarında, bu ayarında yani hiç Türkiye için iyi rüya görmedikleri böyle biz tetikteyiz falan dedikleri e, yansıdı yani medyaya. Onun için çok akıllı olacağız ya. Yani din çok önemlidir, itikat çok önemlidir, el itikatı itikadı çok önemlidir. Çünkü el itikatını itikadını tam bilmeyen insanlar düşmanlarına kanarlar, kapılırlar ve e, yani beka sorunu teşkil ederler. Ondan sonra memleketin bölünmesine e, çanak tutarlar yani. Yok komşumuz, momşumuz, yani geç onu sen, geç onu. Adam kendi mezhep Azerbaycan'ı tutmuyor, Ermenistan'ı tutuyor. Daha ne anlatayım sana? Çünkü onlar arkadan Yahudi ile anlaşmaları i̇bn Sebe Yahudisi kurdurmuştur Şia'yı zaten. Kurucusu Yahudidir yani i̇bn Sebe'dir. Ondan sonra sahabeyi sevmeyen seni beni sever mi yani? Sahabeyi sevmeyen. Onun için <laughs> biz Ebu Bekri, Ömer'i, Ayşe'yi radıyallahu anh ve hazaratını sevdiğimiz sürece bilin ki bunlar bizi bölüp parçalamak üzerine esas temellen teşkil etmişlerdir. Çünkü adamlar orada kalmışlardır, takılmışlardır yani.